Türkçe Peri Masalları Gizli Bahçe Bölüm 1 Bayan Mary Lennox bir yolculuktaymış. Bu hayatını değiştirecek ve onu da sonsuza dek değiştirecek bir yolculukmuş. Ve Mary Lennox'ı tanısaydınız, onun üzerindeki herhangi bir değişikliğin sadece daha iyiye doğru olabileceğini bilirdiniz. Mary Lennox hayatının 10 yılı boyunca Hindistan'da büyümüş. Annesi ve babası doğduğu andan itibaren onu gerçekten hiç istememiş. Evlerindeki tüm hizmetçilere tek bir talimat verilmiş. Çocuğu benden mümkün olduğunca uzak tutun. Mary'nin yaptığı hiçbir şey, gülmek ya da ağlamak, anne ve babasının ilgisini çekmemiş. Ah Tanrı aşkına, ağlamasını durdurun. Çok rahatsız edici. Stres makyajım için iyi değil. Ona istediği neyse verin. Hepsi bu kadarmış. İster mürebbiyesinin saçını çekmek olsun, ister yatakta bütün gün somurtarak oturup neyi isteyip istemediği konusunda şikayet etsin, istediği her şeyi yapmasına izin verilmiş. Ama bunun sonucunda Mary bencil ve hiçbir şeyden memnun olmayan bir çocuk haline gelmiş. Derken Hindistan'ı büyük bir kolera salgını vurmuş. Salgında anne babası ve evinin birçok hizmetçisi hayatını kaybetmiş. Böylece Mary'nin ona bakacak kimsesi kalmamış. Bu yüzden İngiltere'deki amcası Bay Archibald Craven'a gönderilmiş. Ve Mary, amcasının baş hizmetçisi Bayan Matlock'la şu anda oraya gidiyor. Bayan Lennox'un eşyalarını getirin. Bu senin odan ve sadece bu odaya ve yan odaya gidebilirsin. Bu evde başka bir odaya gitmeyeceksin. Martha seninle ilgilenecek. Bunu sevmedim. Evimde 11 tane erkek ve kız kardeşim var. Onları besleyecek çok az şey var. Ama burası güzel, lezzetli yemeklerle dolu ve sen onları aşağılıyor musun? Sana sevmediğimi söyledim. O yüzden götürsen iyi olur. Yemek yedi mi? Hayır Bayan Medlak, beğenmediğini söylüyor. Ama hayatında sevdiği bir şey olduğunu sanmıyorum. O zaman bu kadar kırılgan ve zayıf görünmesine şaşmamalı. Ve hayatında hiç gülümsemediğinden eminim. Ve bu ev hiç kimseyi gülümsetemez. Tanrı çocuğu korusun. Evin adı Misselthwaite Malikanesi'ymiş. Yorkshire'da kilometrelerce bahçeleri ve meyve bahçeleri olan devasa bir malikaneymiş. Evin kendisi de 100'den fazla odaya sahipmiş. Ama Mary'nin sadece ikisinde yaşamasına izin verilmiş ve yalnızmış. Martha ve Mary dışında konuşacak neredeyse hiç kimse yokmuş. Ve Mary hayatında hiç kimseyi sevmemiş veya umursamamış. Asla başkalarıyla arkadaş olmaya çalışmamış. Bu yüzden Mary kendini eğlendirmek için güzel bahçelere çıkmak zorunda kalmış. Soğuk bir günde ısınmak için koşmuş ve damarlarında akan kan, ciğerlerini dolduran yaprak ve toprak kokularıyla dolu taze bozkır havası onu tazelenmiş ve zinde hissettirmiş. Bu daha önce hiç hissetmediği bir şeymiş. Bu yüzden her gün dışarı çıkıp koşmaya karar vermiş. Koştukça daha çok zevk alıyormuş. Bir gün bir bahçeye gelmiş ve orada çalışan yaşlı bir bahçıvan görmüş. Sen kimsin? Ben Mary Lennox'um. Buraya Hindistan'dan getirildim. Sen kimsin? Adım Weatherstaff. Aksi ve huysuz görünüyorsun. Seni oradan kovdular mı? Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Mary bu nefret dolu adama sinirlenmek üzereymiş ki aniden o adamın garip bir ıslık çaldığını görmüş. Ve sonra ıslık çalmayı bırakıp bir şeye gülümsemiş. Mary bakınca şaşırtıcı bir şeyle karşılaşmış. Seni küçük yaramaz. Neredeydin? Kırı mı gözetliyordun küçük dostum? Onunla konuşuyor musun? O kuş da ne? O kuş nar bülbülüdür. Baksana gösteriş yapıyor. Bu kuş kırdaki tüm sırları biliyor.
Nar bülbülleri arkadaş canlısıdır ve bence seni oldukça çekici buldu. Mary, yaratığı o kadar tatlı ve sevimli bulmuş ki hayatında ilk kez birinden gerçekten hoşlanmanın nasıl bir şey olduğunu anlamış. Gülümsemiş, gülmüş. Böylece eve döndüğünde kendini çok daha az yalnız hissetmiş. Bugün farklı görünüyorsun. Gülümsüyorsun. Martha, bugün çok şaşırtıcı bir şey oldu. Ve Mary, Martha'ya güzel nar bülbülü hakkında her şeyi anlatmış. Martha, büyük bir ilgiyle dinlemiş. Gerçekten Martha, bir kuşla arkadaş olabileceğimi hiç aklıma gelmezdi. Nar bülbülüyle konuşmak, gerçek bir insanla konuşmak gibi. Aa, o zaman kardeşim Deacon'la tanışmalısın. Deacon mı? Deacon her zaman dışarıdadır. Hayvanlara ve kuşlara bakar. Anneler ölmüş pek çok genç yaratığı kurtardı. Duman dediğimiz bir kargası, evcilleştirdiği iki sincap ve bir tilkisi var. Annem hayvanların ve kuşların ona gelip sırlarını paylaştığına inanıyor. Gerçekten mi? Böyle şeylere annen bile inanıyor mu? Annem Yorkshire'ın gelmiş geçmiş en bilge kadınıdır. Deacon'ı ve anneni de görmek isterim. Biliyor musun? Ona senden bahsedebilirim. Ve eminim ki Bayan Medlock'a söylerse seni ziyaret etmesine aldırmaz. Artık Mary'nin hayatında iki heyecan varmış. 10 yıllık hayatında ilk kez. Bir, Martha'nın annesi Bayan Sowerberry ve erkek kardeşi Deacon'la tanışacakmış ve ikincisi de Nar Bülbülü'yle tanışmış. Bu yüzden tekrar Nar Bülbülü'nü çağıracağını umarak beni çalışırken gördüğü yere koşarmış ve beklerken de Ben'in topraktan yabani otları çıkarmasını, temizlemesini, her türlü tohumu dikmesini seyredermiş. Ve Ben'in keyfinin yerinde olduğu zamanlarda onunla konuşmaya cesaret edermiş. Ne zamandır buradasın? 20 yıldan fazla oldu ama ev hiçbir zaman onun burada olduğu zamanlar gibi mutlu olmadı. O mu? Kimden bahsediyorsun? Bayan Craven. Bahçeleri severdi, bir şeylerin büyüdüğünü görmeyi severdi. Bana bu bahçelere türlü türlü güzel çiçekler diktirdi. Burada hiç çiçek görmüyorum. Bu sizi aldatmasın. Sessiz görünen toprağın altında pek çok şey oluyor. Bahar geldiğinde hayal bile edemeyeceğin kadar güzel renkler ve kokularla dolu bir çiçek topluluğunun topraktan fışkırdığını göreceksin. Bir şeylerin canlandığını görmeyi çok isterim. Ben de çiçek gibi şeyler ekebilir miyim? Bu büyük bir mülk. Kendine bir yer bulabilirsin. Şimdi git. Çok işim var. O akşam Mary, hayata dönen bir bahçe, topraktan dışarı fırlayan çiçekler ve Bayan Craven'ı içeren düşüncelerle eve dönmüş. Bugün ben Weatherstaff'la uzun bir sohbet ettim. Bana baharda büyüyen şeylerden ve Bayan Craven'dan bahsetti. Ama ona sormayı unuttum. Bayan Craven şimdi nerede? O öldü. Bay Craven'la kendisinin dikip bakımını üstlendiği güzel bir bahçesi vardı. Bir gün yaşlı bir ağacın dalında otururken dal kırıldı ve düştü. O kadar kötü yaralandı ki ertesi gün öldü. Bu korkunç. Bay Craven'ın kalbi o kadar kırılmıştı ki o bahçeyi kapattırdı ve anahtarı kimsenin bilmediği bir yere gömdü. Bu evde kalmaya dayanamıyordu. Şimdi sürekli seyahat ediyor ve buraya neredeyse hiç gelmiyor. Bu yüzden mi onu henüz görmedim? Evet. Şimdiye kadar onunla neden hiç tanışmadığını merak etmedin mi? Şimdiye kadar kimseyi sevmedim ve kimse de beni sevmedi. Bu yüzden Bay Craven'ın beni sevmediği için göndermediğini varsaydım. Hayatın boyunca nasıl hiç kimseyi sevmezsin? O zaman Hindistan'daydım. Ama buraya geldiğimden beri kesinlikle değişiyorum. Şimdi nar bülbülünü seviyorum, beni seviyorum, senden hoşlanıyorum. Ve onlarla hiç tanışmamış olsam da anneni ve Deacon'ı şimdiden seviyorum. Acaba Bay Craven'ı sevecek miyim diye merak ediyorum. Keşke Bay Craven'ın kalbi bu kadar kırılmamış olsaydı. Kırlar sana çok iyi gelmiş.
Önce yemeklerini kötülemeyi bırakıp onları bitirmeye, sonra insanları ve kuşları sevmeye başladın. Ve şimdi zavallı amcana acıyorsun. İyi gidiyorsun. Ve kendi bahçemi büyütmek istiyorum. Bundan daha iyi bir dilek dileyemezdin. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Pekala, Deacon'dan bazı aletler ve tohumlar getirmesini isteyebilirim ve eminim ki sana yardım etmek isteyecektir. Aa, sahiden mi? Her hafta bir şilin alıyorum ve onu harcayacak hiçbir yerim yok. Bunları sana vereceğim. Aa, zenginsiniz Bayan Lennox. Bunları Deacon'a gönderebiliriz. Mary, Deacon'la tanışmak, ondan tohumları ve araçları alıp ekmeye başlamak için sabırsızlanıyormuş. Dikim için iyi bir yer aramaya başlamış. Bir gün bahçelerde dolaşırken kapısı olmayan bir duvara gelmiş. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın kapı bulamamış. Kapısı olmayan bir duvarla çevrili bu yerin neresi olduğunu merak etmiş. Birdenbire bir şey kanat çırparak gelmiş ve omzuna tünemiş. Bu nar bülbülüymüş. Sen miydin? Hey! Nar bülbülü duvarın üzerinden uçmuş ve diğer taraftaki ağaca tünemiş. Bu Mary'e büyük, heyecan verici ve harika bir fikir vermiş. 10 yıldır kapatılan bahçe. Bu gizli bahçe. Bu duvarın arkasında ağaçlar var. Peki etrafını saran duvar bu mu? Nar bülbülü gizli bahçede mi yaşıyor? Sanki Mary'nin zihninde yankılanan soruyu duymuş gibi nar bülbülü ona doğru uçmuş ve uçarak yanından geçmiş. Mary ise onu takip etmek için koşmuş. Ne arıyorsun küçüğüm? Oradaki bir şey mi istiyorsun? İzin verirsen ben alayım. Bu bir anahtar. Bu anahtar. Gizli bahçenin mi? Ama gizli bahçe nerede? Anahtarın kapısı nerede? Aa, söyle bana sevgili nar bülbülü lütfen. Lütfen beni ona götür. Derken tıpkı bir sihir gibi ardıç kuşu tekrar uçmuş ve onu duvarın bir kısmına götürmüş. Bu sarmaşıkların gevşek olduğunu bilmiyordum. İşte burada. İşte burada. Kapı. Kapı. Ve bu... Bu gizli bahçenin kapısı. Peki Mary, gizli bahçede sizce hangi hazineleri bulacak?